Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8'lik depremin ardından ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalışırken biz de Aksaray ve deprem kuşağına ilişkin bilgiler almak için Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeyiz ve AFAD Müdürü Cezmi Türkmen Beyefendi ile birlikteyiz. Cezmi Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizi kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle de bundan önceki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve aynı zamanda Malatya ve Elazığ'da vatandaşlarımıza, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza da ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sizin aracınızda. Teşekkür ediyoruz. Peki Cezmi Bey, bugün özellikle deprem gerçeğiyle ilgili bilgiler almak için buradayız ve hani beklenmediğimiz anda yakalandığımız deprem afetiyle ilgili Aksaray'a ilişkin bilgiler alacağız sizden önce, ama öncelikle AFAD nedir, kurumsal yapısı ve AFAD Aksaray İl Müdürlüğü ile ilgili kısa bilgiler alabilir miyiz? AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak görev yapıyor. 81 ilde teşkilatı var. Teşkilatlanmış durumda şu anda. Ve AFAD sadece arama kurtarma değil, daha farklı işleri de var. Öncelikle bizim birinci önceliğimiz müdahaleden önce müdahaleye gerek bırakmayacak şekilde tedbir projeleri, yani tedbir almak. Her türlü afete, deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi gibi, çığ gibi afetlerde bunun afete dönüşmemesi ve risk oluşturmaması için bunların tedbirlerini almak. Bizim önceliğimiz bu. Öncelik çalışmamız bu. Daha sonra planlama çalışmalarımız var. Bu planlama çalışmalarında yine aynı şekilde vatandaşların eğitilmesi, afete hazırlanması, afetten en az etkilenecek şekilde eğitimli hale getirilmesi, farkındalık oluşturulması. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Daha sonra afet olması durumunda müdahale çalışmamız var. Arama kurtarma hizmetleri veriyoruz. Her alanda, ama sadece depremde değil, selde, kaya düşmesinde, trafik kazalarında, lokal olaylarda da görev yapıyoruz. Afet olaylarında da arama kurtarma hizmeti veriyoruz. Afetten sonra da iyileştirme süreci başlıyor. Yani vatandaşlarımızın, afetten etkilenen vatandaşlarımızın afet öncesi yaşamına en hızlı bir şekilde dönebilmeleri için ya alanda yapılması gerektiği ne varsa hepsini organize eden, koordine eden bir kurumuz. Bu çadır kentlerin kurulmasından tutun, yedirilmesi, içirilmesi, barındırılması, acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması, altyapı, üst yapı hizmetlerinin onarımlarının yapılması, enerji hizmetlerinin tekrar devreye alınması, vatandaşların kullanımına, hizmetine verilmesi, psikososyal destek gibi birçok alanda, 26 alanda hizmet veren bir kurum. Afet öncesi, anı ve sonrası için koordineli bir çalışma içerisindesiniz. Evet. Peki Aksaray AFAD'da kaç kişi görev alıyor il müdürlüğünde? Şu anda Aksaray AFAD'da toplam 48 kişi görevli. İçimizde tabii iyileştirme, planlamadan sorumlu mühendis arkadaşlarımız var. Jeoloji, jeofizik, inşaat gibi, harita gibi mühendis arkadaşlarımız var. Ayrıyeten arama kurtarma hizmeti veren arama kurtarma tekniği arkadaşlarımız var, 10 tane. Bunun dışında diğer hizmetleri yürüten, eğitim hizmetleri, ondan sonra sekreter hizmetlerini yürüten personellerimiz de var. Ayrıyeten bir de AFAD lojistik depomuz var, Konya yolu üzerinde de. Orada da 11 tane personelimiz var. Ayrıyeten personelimiz var. Oradan da herhangi bir afet durumunda çadır, battaniye, ısıtıcı, yorgan, yastık, pike gibi setler, yemek pişirmek için acil ihtiyaç olan acil pişirme setlerimiz var orada. Bu depo öncelikle ilimizde herhangi bir afet olması durumunda ilimizdeki ihtiyaçları karşılamak. Bunun dışında bize bağlı 4 tane ile de hizmet verebilen, başkanlığımızın talimatı üzerine diğer illere de sevkiyat yapabildiğimiz bir depomuz var. Bu şekilde çalışan bir sistemimiz var Aksaray'da. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Cezmi Bey, Aksaray beklenmeyene hazır mı? Bakanlık yeni bir deprem haritası yayınladı. Aksaray deprem kuşağında risk olarak nerede? Şimdi Aksaray İç Anadolu bölgesinde bir ilimiz. Dolayısıyla yıllardır, milyonlarca yıldır denizel ortamda olan bir ilimiz. Yani eskiden burası denizel bir ortam olduğu için çökel çok fazla. Jeolojik yapısı çok şey olmayan, şisli bir yapıya sahip.
Bunun dışında da Şeref Kosa'dan başlayıp Niğde'ye kadar uzanan ve belli yerleşim birimlerinden de geçen 200 kilometre uzunluğunda bir Tuz Gölü Fay Hattımız var. Tuz Gölü Fay Hattı başkanlığımızın yayınlamış olduğu diri fay hatları haritasında diri fay hattı olarak gözükmektedir. Yani enerji üreten, enerji boşaltan bir fay. Dolayısıyla Tuz Gölü Fay Hattı üzerinde de çok büyük bir çalışma yapılmamış şimdiye kadar. Üniversiteyle birlikte geçen sene Tuz Gölü Fay Hattı ile ilgili bir çalışmaya başladık biz, bir proje başlattık. Eylül ayında bitecek, bu sene Eylül ayında bitecek bu proje ve Tuz Gölü Fay Hattı ile ilgili bütün karasistik özellikleri ortaya çıkaracağız. Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün daha önce Elmalı köyünde bir çukur açarak, trenç dediğimiz bir çukur açarak orada bir çalışması var. Alınan bilgiler, kesinleşen bilgiler son 20 bin yıl içerisinde Tuz Gölü Fay Hattı üzerinde 5,5 üzerinde 3 tane deprem olduğu kesinleşti. Yani 5,5 üzerinde 3 tane deprem olmuş. Fakat bu depremlerin hangi tarihlerde olduğuyla ilgili Maden Teknik Arama Enstitüsü karbon yöntemiyle yanlışlandırma yapmak için numuneleri aldı. Onun sonucu da yayınlanmadı. Onun sonucu yayınlandığı zaman hangi tarihlerde olduğunu da bize 3 aşağı 5 yukarı gösterecek. Dolayısıyla bu bizim için niye önemli? Şunun için önemli. Bu 3 tane depremin hangi yıllarda olduğunu tespit edebilirse öğretim görevlileri, biz buradan periyot çıkarabiliyoruz. Tuz Gölü Fay Hattı'nın hangi periyotlarda büyük depremler ürettiğini tespit edebileceğiz. Ve bundan sonraki en son depreme bakarak hangi yıllar içerisinde 3 aşağı 5 yukarı hangi dönemlerde bir kırılma ve enerji boşalması olabileceğini net bir şekilde görebileceğiz. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz çalışma da kabuk hareketlerini takip eden bir çalışma. İki tane sabit istasyon kurduk. 24 tane de manuel istasyonumuz var şu anda. 2 yıldır takip ediyoruz. Buradaki amacımız da Tuz Gölü Fay Hattı üzerindeki yıllık değişim miktarını tespit etmeye çalışıyoruz. Kabuk hareketini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin liderliğinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve AFAD'ın üçlü ortak bir projesi. Bunu da tespit ettiğimiz zaman ve Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün yapmış olduğu çalışmalarla birleştirdiğimiz zaman Tuz Gölü Fay Hattı'nın bilgilerini çok net bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Ondan sonra bu proje bittikten sonra da bize şu gerekiyor. Birincisi projenin sonuçlarını büyük bir kongreyle duyuracağız. Kongreden sonra da bütün üniversitelerin katılımını sağlayarak bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz Tuz Gölü ile ilgili. Tek konumuz Tuz Gölü. Çalıştayda da bize destek verebilecek değerli öğretim görevlilerinden ne yapılması gerekir? Konu konu, spesifik konular üzerinde yapılması gereken konuları belirleyip onunla ilgili nasıl bir önlem alırız? Kurumların görevleri ne olabilir? Hangi kurum bununla ilgili önlem alabilir? Bunların maliyetleri ne olabilir? Bunları çıkartıp bunu da kurumlarla paylaşacağız ve önlem almaya çalışacağız. Sadece depreme yönelik eylem planı demeyelim de risk analizi. Bu bir risk analizi. Biz bir risk analizi yapıyoruz. Yani riskimizi belirlemeden, yani riskiniz belirlemeden tehlikeyi bilemezsiniz. Önce bir riskimizi bilmemiz lazım. Riski ortaya koyduktan sonra onun üreteceği tehlike nedir? Onu bir tespit etmemiz lazım ve bu tehlikeleri günün koşullarına göre ve teknolojisine göre nasıl yok edebiliriz? Onları belirlememiz lazım. Ondan sonra da kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışma yapmamız lazım. Bu sadece deprem alanında değil, yangında da yapılması lazım. Kimyasal, biyolojik risk analizinde yapılması lazım. Kaya düşmesi, heyelan, tuz çığ gibi diğer afet türlerinde de yapılması lazım. Zaten biz Aksaray'da çığ, heyelan, kaya düşmesini bitirdik. Risk analizleri bitti. Kaberine dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyoaktif ile ilgili çığ analizlerimizi de bitirdik. Organize sanayi bölgesindeki yangın risk analizimizi bitirdik. Şu anda Aksaray Merkez yangın risk analizini çalışıyoruz. Gelecek ayda sel ve su baskını ve baraj deformasyonları ile ilgili risk analizine başlayacağız. Bütün kurumlarla beraber. Deprem devam ediyor zaten 2 yıldır. Evet. Dolayısıyla 2020 yılında elimizdeki afete dönüşebilecek bütün doğal olayların risk analizlerini bitirmiş olacağız. Evet.
Evet sevgili seyirciler, az sonra sohbetimize uygulama merkezinde devam edeceğiz. Deprem anı, sonrası, öncesi neler yapmalıyız, nasıl korunmalıyız? Bunlarla ilgili uygulama merkezinde uygulamalı bir şekilde Cezmi Bey ile sohbetimiz devam edecek. Aksaray İl Afat Müdürlüğü'nde Afat Müdürü Cezmi Bey ile sohbetimiz devam ediyor ve artık deprem diyoruz efendim. Evet. Toplum adına bilinçlenmek için deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında neler yapabiliriz? Bu konuyla ilgili biraz bilgiler verir misiniz? Evet. Şimdi deprem ne zaman olacağı belli olmayan bir afet. Maalesef depremi önceden diğer afetler gibi önceden tahmin edemiyoruz. Büyüklüğünü tahmin edemiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız olarak depreme her an hazır olmamız gerekiyor. Onun için de bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Deprem öncesinde biraz sonra tanıtacağız zaten. Öncelikle aileler aile içerisinde çocuklarıyla birlikte bir planlama yapması lazım ev içerisinde. Herkes nasıl davranacağıyla ilgili bir plan yapması gerekiyor. Depreme yakalandığı zaman nereye konuşlanacak, nerede sarsıntının geçmesini nerede bekleyecek? Bunu bir planlamaları lazım. İkincisi depremden sonra eğer deprem gündüz olduysa çocuk okulda olabilir, anne işte olabilir, baba işte olabilir. Depremden sonra nerede buluşacaklarını kararlaştırmaları lazım. Ailenin birleşmesi gerekiyor, ayrılmaması gerekiyor. Ailelerin nerede buluşacağını, afetten sonra, depremden sonra nerede buluşacağını net bir şekilde birleştirmeleri lazım, netleştirmeleri lazım. Depreme yakalandıktan sonra, biraz sonra göstereceğimiz doğal hareketleri yaptıktan sonra bina içerisinde çıkıp toplanma alan dediğimiz alanlara gidip orada birleşmesi lazım ailelerin. Şimdi bir kere bunu kesinlikle yapmamız lazım. Onun dışında depremin etkisinden eskisi en aza indirmemiz için büyük çaplı dolap gibi mesela yüklük gibi işte bir televizyon gibi sabitlenmesi evdeki gerekiyor tabii. Yaşam alanlarında sizin üzerinize düşebilecek, size zarar verebilecek bütün malzemeleri sabitlememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu can kaybını ve yaralanmaları en aza indirecektir. Aile fertlerinin elektrik, su ve doğalgaz vanaların nerede olduğunu çocuklar dahil bilmesi gerekiyor. Çünkü evden çıkmadan önce son yapacağımız şey de bunları kapatmak olacak. Çünkü bunlar kapatmadığımız zaman depremden kaynaklanan ikincil afetleri doğurabiliyor. Mesela yangın olabiliyor. Elazığ'da gördüğünüz bir çatı yangını oldu. Bu depremin ikincil afeti diyoruz. Bunları bir yapmamız lazım. Ve depremde nasıl tavır davranış yapmamız lazım, doğru davranışlar nelerdir bunları da kesinlikle öğrenmemiz lazım. Bunları AFAD il müdürlüklerinden öğrenebilirler. Bununla ilgili slaytlar var. Bize gelirlerse onlara verebiliriz. Eğitim talep ederlerse eğitimde verebiliriz. Zaten biz okullarda da eğitim veriyoruz. Bu sene de 24.330 kişiye eğitim verdik her sene. Bu civarda bir eğitim veriyoruz. Eğitimlerin çok faydasını görüyoruz biz bu şekilde. Depremden önce bunları bir kere yapmak gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ayrıyeten her fert için bir tane afet ve acil durum çantası oluşturmak gerekiyor. Bu sadece depremde değil, diğer acil durumlarda da kullanabileceğimiz bir çanta. Çantanın içerisinde neler olması gerektiğiyle ilgili bir uygulamamız var. Orada gösteririz biraz sonra onu. Deprem önce yapmamız gereken olaylar bunlar. Deprem anında ne yapmamız lazım? Depreme her yerde yakalanabiliriz. Evet. Mutfakta, yatak odasında, salonda, arabanın içerisinde, dışarıda, iş yerinde her yerde yakalanabiliriz. Dolayısıyla her yerde, her farklı yerde davranış tarzları 3-5 yani hemen hemen yakın olmasına rağmen bazı kurallar var. Onunla ilgili ben bilgi vereyim. Eğer evde yakalanmışsanız eğer zaten önceden herkesin odalarda toplu durması halinde veya farklı odalarda durması halinde herkesin her odada nerede konuşulacağını önceden bildiğini farz ederek söylüyorum. Odada yakalandınız mesela. Burada önemli olan sizin vücudunuza gelebilecek parçaları önlemek, onların vereceği zararı en aza indirmek. Birincisi kütle küçültüyoruz. Kütle küçültüyoruz. Çök, tutun, kapan yöntemimiz var. Bu şekilde. Şimdi şunu da ben açıklayayım. Dolayısıyla vatandaşlarımızda şöyle bir algı var. Deprem olduğu zaman binamız yıkılacak algısı var. Bunun Türkiye'deki oranı %5'tir. Yani bir de büyük bir depremde binalarımızın sadece %5'i yıkılıyor. Yani %95 ayakta kalıyor. Dolayısıyla camdan atlamak, yüksek kattan atlamak gibi olaylar kesinlikle
Paniğe kapılmamamız evet, gerekiyor. Kesinlikle doğru değil. Bunu bir kere yapmamız lazım. Depreme yakalandığımız zaman birincisi en önemli şey, en çok uyardığımız şey şu panik. Panik havasının olmaması. Paniklemeyeceğiz. Zaten bilgisi olan insan paniklemez. Bu konuda bilgisi olmayan insanlar genelde panikleniyor. Panik yapmayacağız. Depreme nerede yakalandınız? Mesela burada yakalandık. Evet. Yapacağımız en yakın neresi? Burası bizim için. Yapacağımız çok basit. Hemen çöküyoruz. Çöküyoruz. Çöktük. Tut. Savrulmamamız için. Çünkü deprem devam sallayacağız. Evet. Savuracaktır. Depremi yaşayanlar bilir. Tutacağız. Kendimizi sabitleyeceğiz. Sarsıntı bitti. Evet. Sarsıntı bittikten sonra hemen kalkacağız. Aileleri çağıracağız. Fertleri çağıracağız. Üzerimizi giyeceğiz. Panik yapmadan ondan sonra afet çantamızı mutlaka kapının yanına koymamız lazım. Çıkış kapısının yanında olması lazım. Afet çantamızı alacağız. Herkes afet çantasını alacak. Evden en son çıkacak kişi doğalgaz, su ve elektrik banalarını kapatacak. Hızlı bir şekilde terk edeceğiz. Terk ederken de bazı kurallarımız var. Depremde kesinlikle asansörleri önermiyoruz. Asansörleri kullanmayacağız. Bir. İkincisi, binaya sonradan monte edilmiş yangın merdivenlerini kullanmayacağız. Bu demir merdivenler var ya, onları kullanmayacağız. Çünkü depremde onlar zarar görüyor. Evet. Onları kullanmayacağız. Üçüncüsü, merdivenden inerken duvar tarafını kullanacağız. Bu çok önemli. Evet, duvar tarafını kullanacağız. Tamamen duvar tarafını. Korkulu tarafını kesinlikle kullanmayacağız. Evet, depremler de zarar görüyor. En çok zarar gören aparatlardan bir tanesi merdivenler. Evet. Duvar tarafına sıfır bir şekilde duvar tarafını kullanacağız. İnerken birer basamak bırakarak, panikten dolayı devrilmemek için orta hızlıkta, hızlı bir şekilde binayı terk edeceğiz. Terk ettikten sonra da Aksaray'da 87 tane toplama alanımız var, oluşturduk. Onları da E-Devlet'ten görebilir vatandaşlarımız, kendisine en yakın toplama alanını. Aile fertleriyle birlikte toplanma alanına gidip orada beklemeye başlayacağız. Cezmi Bey ile birlikteliğimiz devam ediyor AFAD İl Müdürlüğü'nde ve aslında doğru bildiğimiz bir yanlışı da Cezmi Bey sayesinde burada düzeltmiş olalım. Biz deprem çantası diyoruz ama efendim aslında afet ve acil durum çantası, evet, değil mi? Doğru. Sadece depremde değil, evet, diğer ani afet durumlarında da, evet, mutlaka bu çantanın evimizde hazırlıklı olması gerekiyor. Evet, hazır olması gerekiyor. Depremde afetten önce. Afetten önce. Peki afet ve acil durum çantasında neler olmalı, bize anlatır mısınız? Nasıl hazırlamalıyız bunu? Deprem veya diğer afetlerden sonra veya acil durumlardan sonra belli bir süre evlerimiz ön hasar tespit raporları çıkana kadar, evimizin güvenilirliği kesinleşene kadar belli bir süre dışarıda yaşamak zorundayız. Evet. Dolayısıyla bu yaz mevsiminde olabilir, kış mevsiminde olabilir. Onun için hazırlıksız yakalanmamak ve dışarıda da hayatımızı idame ettirebilmek için bu çantaya ihtiyacımız var. Bu çantanın olması lazım. Öncelikle şöyle bir çanta alacağız. Evet. Böyle bir çantamız olması gerekiyor. Bu çantanın içerisinde neler gerekir? Hepimizin bildiği şeyler. Şuradan başlarsak öncelikle Ben 72 saat. Yani biz bir tane örnek koyduk ama evet, 72 saat yani 3 gün standardımız bu. 3 gün bize yetecek şekilde su ve kuru gıda bozulmayacak. Konserve olabilir, bisküvi olabilir, kek olabilir. Bunun gibi enerji verici, sizi ayakta tutucu ve devletin aşı evlerini, rasyon gıda paketlerini dağıtana kadar sizi idare edebilecek bir gıda paketiniz olması gerekiyor. Daha sonra Bu bilgi kartlarımız mutlaka olması gerekiyor. Bunlar şu anda boş ama doldurulması lazım. Bu bilgi kartlarının doldurulması lazım. Bunlar dolu olacak. Doğru bir şekilde dolduruyoruz, evet, efendim. Evet, dolduracaksınız. Doldurulmuş bir şekilde çantanızda olması lazım bunu. Evet. Sizin bilgileriniz bunlar. Evet. Bunlar çok önemli çünkü. Şöyle belki kamerada yansıyor olabilir ama efendim acil durum bilgi kartında istenen bilgiler ad, soyad, doğum tarihi, kimlik numarası, kan grubu, adres, bir fotoğraf ve yine acil durumda ulaşılacak kişinin adı, soyadı ve telefon numarası yer alıyor. Evet. Bunu kesinlikle doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor ve yine arkasında da sürekli rahatsızlığı, alerjisi, kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyat, organ bağışı yapmış mı, afet halinde aile buluşma noktası ve diğer bilgiler diyoruz. Diğer bilgiler olacak burada.
Daha sonra bir not defteri ve kalem evet. olması gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra sizin dışarıda ihtiyacınız olan, eve girip alamayacağınız tapudur. Tapu olabilir, evet. kimlik şeyi olabilir. Bir sağlık sorununuz varsa sağlık raporunuz, ilaç almanız için evet. onun gibi. Size ihtiyacı olan değerli kağıtları koymanız gerekiyor. Fotokopilerini koymanız gerekiyor. Bir izola bant ihtiyacınız olabilir. Evet. Fener, gecede kalacağımız için fener doğru. mutlaka yedek pilleriyle birlikte. Diş macunu, diş fırçası, radyo kesinlikle olması lazım. Ve radyoyu da toplama alanında devamlı dinlememiz lazım. Çünkü burada önemli olan şu, afetlerde, Elazığ'da da gördük biz bunu. Afetlerde evet. iyi niyetli olmayan bazı insanlarımız maalesef farklı, gerçeği yansıtmayan haberleri yayabiliyorlar, ihbarlarda bulunabiliyorlar. Vatandaşlarımızı bu tür durumlarda bilgileri doğru kaynaktan almaları açısından devamlı basın bildirileri yapılıyor. Evet. Bizim AFAD Başkanlığımız tarafından, Valiliğimiz tarafından basın bildirilerini takip etmesi ve onları esas almasını istiyoruz. Evet. Diğerlerine hep kulak asmasınlar, yani dikkate almasınlar. Daha sonra bir sabun, evet. bir tane düdük, bu önemli. Bu düdük istiyoruz. Bir tane ıslak mendil. Bir tane termal battaniye. Bu evet. Özellikle kış aylarında termal soğuktan battaniye, özel bir battaniye. Herkes bulamayabilir ama bunu bulamayanlar varsa da normal battaniyemizi, normal bir tane battaniye evet. koymaları lazım. Küçük bir ilk yardım çantası. Hı hı. İçerisinde çok basit malzemeler olan bir ilk yardım çantası olması gerekiyor. Herkesin bildiği gibi işte bir tane sargı bezimiz, sargı bezi, işte maske, yara bandı, ondan sonra makasımız bir ve tane boyunluk, boyunluk galiba. Bir tane de basit bir boyunluk evet. gibi böyle basit bir ilk yardım çantamız olacak. Sıvı sabun olabilir. Evet. Bu sabun olduktan sonra bunu olmaya gerek yok. Biz örnek olarak koyduk. Bir tane maske. Evet. Bir tane yağmurluk. Kışın yağmurdan korunması amacıyla. Tükettiğiniz malzemeleri de doğayı kirletmemek amacıyla bir tane çöp poşeti. Daha sonra işte her türlü alanda kullanabileceğiniz bir çakı. Çok amaçlı çakı diyoruz çok biz. Amaçlı evet, çakı çok amaçlı çakı. İçerisinde burgusu var, çatalı var. Bıçağı kaşığı var, kaşığı var, tırnak evet. makası var, her şeyi var. Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde. Bir şey. İşte bir tane tuvalet kağıdı, evet. Bir tane de terlik. Terlik olursa bunları hazırladığımız zaman 72 saat bunlarla idare edebilecek bir yaşam düzeni kurmamız lazım kendimize. Yine aile fertlerinin durumuna göre diğer çeşitli ihtiyaçları da çantamıza tabii ekleyebiliriz. Tabii ihtiyaca göre ekleyebilirsiniz. Mesela evet. örnek vereyim bir tane powerbank. Koyabilirsiniz. Evet. Şarj cihazı koyabilirsiniz. Yani sizin ihtiyacınız olan çocuklarımız çocuk bezi olabilir, çocuk mama bezi. Olabilir. Evet. Çocuğunuz varsa küçük çocuğunuz çocuk bezi koyabilirsiniz, çocuk maması koyabilirsiniz. Onun dışında kullandığınız ilaçlar varsa evet. tansiyon ilacı olabilir, şeker ilacı olabilir. Onlardan koyabilirsiniz. Ağrı kesici koyabilirsiniz. Evet. Bununla ilgili tabii bunlar temel şeyler. Bunun temel dışında bireyler kendilerinin ileride dışarıda ihtiyacı olan malzemeler de varsa onlar da bunu ekleyebilirler. Şimdi şöyle bir algı var. Hani deprem özür diliyorum. Artık deprem çantası evet, demiyoruz. Afet ve acil durum afet çantası. Afet ve acil durum çantasını evimizin kapının yanında mı yoksa en çıkış aracımıza bırakmalı mıyız? Bu doğru bir davranış olur mu? Aracımıza, yani aracımıza için... da bırakabiliriz ama yaz aylarında sıkıntı olabilir. Evet. Çünkü yiyecek falan da var, bozulabilir. Araçta da olabilir. Aracınıza da koyabilirsiniz evet. veya kapınızın evde olması mantıklı. Çünkü enkazın altında da kalabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla bu çanta o zaman da sizin hayatınızı kurtaracaktır. Kullanacağınız bir çanta. Biz evde çıkış kapısının hemen yanında alıp hemen çıkabileceğiniz bir yere şekilde. Koymanızı istiyoruz. Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Afet ve Acil Durum Merkezi'nin tam kalbindeyiz ve AFAD İl Müdürü Cezmi Bey ile sohbetimiz devam ediyor. Cezmi Bey şimdi burada sanırım bir uygulama gerçekleştireceğiz. Evet. Biraz evet. anlatır mısınız? Evet. Şimdi burası afet ve acil durumlarda her türlü işlemi yaptığımız bir merkez. Burası bizim kalbimiz diyelim, öyle merkezimiz, onu söyleyeyim ben. Dolayısıyla Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilimizde de 2015 yılında biz Aksaray Afet Müdahale Planlama Sistemi'ni tamamladık, bitirdik. Bu Afet Müdahale Planı Sistemi içerisinde 26 tane operasyon hizmet gruplarımız var.
Bu hizmet gruplarından sorumlu kurumlarımız var. Bu hizmet grubundan 8 tanesi bizim sorumluluğumuzda. Diğerleri diğer kurumların sorumluluğunda. Bunlar ana çözüm ortağı. Bunların da destek çözüm ortakları var. Diğer kurumlardan aldığımız toplam 2320 tane personel var. Afetlerde görev yapacak 2320 tane personel var. Bu personellerin hepsi cep telefonları dahil sisteme girilmiş durumda. Evet. Sistem içerisinde ilimizdeki bütün binalar, köprüler, viyadüküler, camiler, okullar, kurumlar, resmi kurumlar, fabrikalar, ondan sonra telefon hatları, elektrik hatları gibi bizim afette ihtiyacımız olan, aynı zamanda elimizdeki bütün bilgiler, oteller, moteller, yurtlar, depolar, ondan sonra jeneratörlere kadar, elimizdeki envanter, jeneratör, araçlar, kamyonlar, iş makineleri hepsi burada tanımlanmış durumda. Yani herhangi bir afet olduğunda 26 tane hizmet grubumuzdan AYDES sorumlularımız var bizim. Her ay düzenli bir şekilde eğitim veriyoruz. Ayrıca TAMP sorumlularımız, Türkiye Afet Müdahale Planı sorumlularımız var. Ayrıca de bu 26 hizmet grubundan birer tane de alan yöneticilerimiz var. Şube müdürlerinden oluşan bir alan yöneticilerimiz var. Sistemimiz şu şekilde. Herhangi bir afet olduğunda arkadaşlarımız buraya geliyor. Buradan afete çağrı yapıyoruz ve cep telefonlarının anında düşüyor. Aynı zamanda bunlarla ayrıca bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubundan da talep ediyoruz. Aynı zamanda afeti yönetecek karar mekanizması olan kurulumuz var. Afet ve Acil Yönetim Koordinasyon Kurulumuz var. Sayın Valimizin başkanlığında ve il müdürlerinin üye olduğu bir 26 kişilik bir şeyimiz var, kurulumuz var. Aynı zamanda kurula da toplantı şeyi düşüyor, çağrısı düşüyor cep telefonlarına. Aynı zamanda kurul hemen orada toplanıyor. Valinin 3. katında kurulu topluyoruz. Aynı zamanda AYDES yöneticileri, TAMP yöneticileri ve alan yöneticileri de buraya geliyorlar. Kendi imkanlarıyla. İmkanı olmayanları biz kendimiz alıyoruz. Kurumlar buraya getiriyorlar. Hemen herkes kendi sistemini açıyor ve çalışmaya başlıyoruz. AFAD RED diye bir programımız var. Gene bu program içerisinde bir yazılım programı. Örnek verelim. İlimizde 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. 5.3 büyüklüğünde iki tane senaryomuz var bizim. 5.3, 6.0. İki tane senaryo oluşturulmuş durumdayız ve iki senaryo da buraya tanımlanmış. Ha, 5.7 büyüklüğünde bir deprem olduğu zaman sistem ona göre tekrar bir AFAD RED programını çalıştırıyor. AFAD RED programında bizse hangi mahallede ne kadar yıkım olduğunu, hangi okulların hasar gördüğünü, hangi kurumların hasar gördüğünü, nerelere bakmamız gerektiğini ile ilgili bize bir liste veriyor. O listeyi birazdan açıklarım ben. Kaç kişinin açıkta kaldığını, kaç kişinin barınma ihtiyacı olabileceğini, kaç kişinin yemek ihtiyacı olabileceğini, hangi yolların kapanabileceğini ve ayrıca hangi yolları alternatif olarak kullanabileceğimizle ilgili bize bilgi veriyor sistem. Onları biz çıkarıyoruz ve aynı zamanda bilgisayarlara da atıyoruz. Oradan en çok hasar gören mahallemiz, örnek vereyim Bayrambaba Mahallesi mesela, bir hasar, çok hasar görülüyor orada. Hemen bizim bir insansız hava aracımız var. Buradan hemen arkadaşları gönderiyoruz. Bayrambaba'dan insansız hava aracımız kalkıyor. Orada havadan keşif yapıyor ve buraya canlı yayın gönderiyor. Anlık yayın gönderiyor. Ve biz buradan yıkılan binalar tespit ediyoruz. Vatandaşın ihbarına gerek kalmaksızın ekipleri hemen oraya gönderiyoruz. Evet, şu anda multikopter dediğimiz insansız hava aracından Pınar Mahallesi'nde canlı yayındayız. Evet. Canlı yayınımızı merkezimize verebiliyoruz. Ayrıca bu canlı yayını 26 hizmet grubunun yöneticileri de cep telefonlarından ulaşabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla burada hem karar vericiler alanı keşif amacında bakarak yıkılan ev, insan yoğunluğu, araç yoğunluğu, yolların durumu gibi bizim ihtiyacımız olan ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızı buradan tespit edebiliyoruz. Cezmi Bey, Aksaray İl AFAD Müdürlüğü'nün müdahale kapasitesiyle ilgili son olarak bilgiler alabilir miyiz? Evet. Şimdi Aksaray ili olay bakımında biraz fazla olayımız var. 2017 yılında İzmir ve İstanbul ve İzmir'den sonra 3. sıradaydık. Olaylarımız fazla. Dolayısıyla biz de olay çeşidimiz de fazla. Onun için biz müdahale araçlarımızı da çeşitlendirdik. Hem hızlı hareket etmek amacıyla hem de bütün olaylara müdahale etmek amacıyla. Vatandaşımızın ihtiyaç olduğu her alanda var olmak amacıyla
araçlarımızı dizayn ettik. Olay bazında dizayn ettik araçlarımızı. Bir tane sadece trafik kazalarına yönelik bir aracımız var. İki tane hem kentsel arama kurtarma hem trafik kazalarına yönelik bir aracımız var. Hasan Dağı'nda dağ arama kurtarmaya yönelik bir aracımız var. Hem sele ve hayvan kurtarmaya yönelik bir aracımız var. Aynı zamanda 5 tonluk bir vincimiz var. Vinç de kullanabiliyoruz. İş makinesi de kullanabiliyoruz. Daha sonra kentsel aramaya dönük araçlarımız var. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve olaylara müdahale edebileceğimiz özel bir aracımız var. Onu bu sene yaptırdık. Bu 11 tane birliğimiz de var. Diğer illerde yok. İlk defa biz yaptırdık Aksaray'da. Su altı ve su üstü arama kurtarmaya yönelik tam donanımlı bir aracımız var. 8x8 bir aracımız var, amfibik aracımız. Engel tanımayan bir araç, suda da yüzen bir aracımız var. Kışın onu çok yoğun kullanıyoruz. Özellikle hasta almalarda kullanıyoruz. Yani ambulansların gidemediği yerlerde biz alıp hastaları getiriyoruz veya araçlarımızın gidemediği yerlerde onunla hareket ediyoruz. Bir de kar motosikletimiz var. Kar motosikletimizi kışın hem Hasan Dağı'nda hem diğer olaylarda, ormanlık alanlarda da kullanıyoruz. İki tane insansız hava aracımız var. İki tane de su altı ve su üstünde arama kurtarma yaptığımız botumuz var. Dolayısıyla arama kurtarma kapasitemiz oldukça yüksek. Sizden çok zor bir görev üstleniyorsunuz. Evet. Hem size hem de ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için özellikle biz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çalışmaya devam. Teşekkürler.